Merhaba arkadaşlar. Bu hafta geometrik cisimlere geçtik ve dik prizmaları işleyeceğiz birlikte. Buradaki sorularımı Ara Yayınları Matematik Defterim kitabından aldım. İlk sayfamız gelsin ve hem konu anlatımımıza hem soru çözümümüze başlayalım arkadaşlar. Evet. Öncelikle arkadaşlar, küpe ve özelliklerine geçmeden önce biz neye dik prizma diyoruz? Tabanları birbirine eş ve paralel çokgensel bölge olan yan yüzleri taban düzlemine dik birer dikdörtgensel bölge olan cisimlere biz dik prizmalar diyoruz arkadaşlar. Bakın zaten birazdan da göreceksiniz. Hani devamında kare prizmadır, işte dikdörtgen prizmadır falan. Hepsini de göreceğiz arkadaşlar. Küpüyle başlayacak olursak, bakın küpün şekli böyleydi değil mi? Açınımı nasıldı arkadaşlar? Bakın bu şekildeydi ve hepsi zaten kareden oluşuyor. O zaman hemen şuradaki özelliklerinden bakacak olursak, taban sayısı kaç tanedir arkadaşlar? Bakın bir burada, bir burada. İki tanedir diyorum. Köşe sayısı kaç tanedir? İsterseniz hemen sayalım. Bakın 1, 2, 3, 4. 4 tane de aşağıda var. Yani toplamda kaç tane köşesi varmış? 8 tane diyoruz. Yüz sayısı kaç tanedir demiş. Bakıyoruz zaman kaç tane yüzü vardı küpün? Bakın bir burada, 2, 3 burada değil mi? 4 aşağıda. 5 şurada önde ve bir tane de arkada var. 6 tane yüzü varmış. Yan yüz sayısı kaçtır arkadaşlar? Zaten bakın şunlar tabandı değil mi? Şu ve şu yüzlerimiz tabandı. Kenarda kalanlar da yan yüzleridir. Yani 4 tanedir diyoruz. Ayrıt sayısı kaç tanedir arkadaşlar? Ayrıt neydi bakın? Şuradaki kenarlarımızdı değil mi? Kaç tanedir bakalım hemen. 1, 2, 3, 4. Şu tabanda da 4 tane var. 8. Bakın 9, 10, 11, 12. Kenarlarda da 4 tane var. Yani toplamda 12 tane ayrısı vardır diyoruz. Peki küpün taban şekli nedir arkadaşlar? Karedir değil mi? Yan yüz şekilleri nedir? Bunlar da karedir. Ve paralel yüzleri hangileridir arkadaşlar? Bakın şurada görecek olursak bu şeklin şöyle açıldığını ya da şu şeklin kapandığını düşünecek olursak arkadaşlar, C nereye geliyor? Şu alta geliyor değil mi? Tabana geliyor. Bunun üstündeki şu üst tabanıma ne gelecek arkadaşlar? A gelecek değil mi? O zaman paralel olanlar hangileri olacak? A ve C. Başka nasıl yapabilirim? Bakın B şu kenara gelecek değil mi? D de şu kenara gelecek. Bu durumda B ve D de paralel olacak. Ve başka arkadaşlar, F nereye gelecek? Bakın şu arkaya gelecek değil mi? Şuraya F gelecek. Şu ön yüze de ne gelecek? E gelecek. Yani E ve F de paraleldir birbirine. Yani paralel yüzlerdir diyoruz. Şimdi kare prizmayı inceleyecek olursak arkadaşlar, kare prizmanın da bakın yine kaç tane tabanı var? Şurada ve şurada olmak üzere taban sayısı 2 tanedir diyorum. Köşe sayısı kaç tanedir arkadaşlar? Bakın 1, 2, 3, 4. 4 tane de aşağıda olmak üzere 8 tane köşe sayısı vardır. Yüz sayısına bakalım hemen. Bakıyorum 1, 2. Bakın 4 tane de kenarda var. Yani toplamda 6 tane yüzü var diyorum. Yan yüz sayısı kaç tanedir? Bakın yanlarda şöyle 4 tane olmak üzere 4 tane yan yüz sayısı vardır. Ayrıt sayısı da yine kare prizmanın kaç tane arkadaşlar? 12 tanedir diyoruz. Taban şekli ne peki? Bakın zaten isminden de göreceği üzere taban şeklimiz neymiş? Kareymiş diyoruz. Yan yüz şekillerini arkadaşlar bakın şuradan da görünüyor değil mi? Ya da bakın açınımında da görecek olursak yan yüz şekili dikdörtgenmiş diyoruz. Paralel yüzler hangileri? Bakın şu açınımında görecek olursak şunlar kapandığı zaman paralel olacak değil mi? Yani A ve F. Kapattığımızı düşünürsek bakın B ve D ve bir de C ve E değil mi arkadaşlar? Bunlar da bizim paralel yüzlerimiz olacak diyoruz. Şimdi dikdörtgen prizmasını inceleyecek olursak bakın bunun yine taban sayısı kaç tane? 2 tanedir dedik. Köşe sayısı arkadaşlar bakın 4 tane şurada, 4 tane altta olmak üzere 8 tane köşesi var. Yüz sayısı kaç tane? Bakın 1, 2, 3, 4, şöyle de 5, 6, 6 tane yüzü. Yan yüz sayısı bakın şurada 1, 2, 3, 4 tanedir dedik.
Ayrı sayısı yine bunun da 12 tane. Taban şeklinde de pek arkadaşlar. Bakın zaten şurada da görülüyor. Taban şeklimiz ne? Dikdörtgendir diyoruz. Peki yan yüz şekillerimiz ne? Bakın bunda da dikdörtgendir. Zaten bakın şuradaki şekilden de görebilirsiniz. Bakın yan yüzlerimiz hep dikdörtgen şeklinde. Paralel yüzlerimiz hangileri? Açınımından görecek olursak arkadaşlar, hani kapattığımızı düşünecek olursak, bakın A ve F birbirine paralel yüzlerdir, değil mi? Kapattığımı düşünecek olursam B ve D ve C ve E birbirine paralel yüzlerdir diyoruz. Üçgen prizmayı da inceleyecek olursak arkadaşlar, bakın yine bunun da taban sayısı kaç tane? 2 tane. Köşe sayısı kaç tane arkadaşlar? Bakıyoruz 1, 2, 3. 3 tane de aşağıda olmak üzere 6 tanedir dedik. Yüz sayısı kaç tane arkadaşlar? Bakın 1, 2, 3, 4, 5 tane değil mi? Üçgen prizmanın yüz sayısı kaç taneymiş? 5 taneymiş diyoruz. Bakın şurada da görebilirsiniz. 1, 2, 3, 4, 5 tane. Yan yüz sayısı kaç tane? Bakın zaten şunlar yan yüzlerimde kaç tane? 3 tane dedik. Ayrıt sayısı arkadaşlar kaç olacak? İsterseniz sayalım bunu. Şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kaç tane ayrıtımız varmış diyoruz. Üçgen prizmanın 9 tane ayrıtı varmış diyoruz. Taban şekli ne arkadaşlar? Üçgen değil mi? Yan yüz şeklimiz zaten bakın şurada da görüleceği üzere dikdörtgendir diyoruz. Ve üçgen prizmada paralel yüzler hangileri oluyor arkadaşlar? Bakın A ve B değil mi? Kapattığımı düşünürsem A ve B birbirine paraleldir. Peki diğer şu yan yüzlerde paralellik vardır diyebilir miyim? Diyemem. Zaten bakın kapandığı zaman da hani üçgen şeklini aldığı için birbirine paralel olmuyorlar. Ve son olarak altıgen prizmayı da inceleyecek olursak arkadaşlar. Taban sayısı kaç tane? 2 tane dedik. Kaç tane köşesi varmış hemen bakalım. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane de aşağıda olmak üzere. Kaç tane köşesi vardır dedik. 12 tane köşesi vardır. Yüz sayısına bakalım. İsterseniz burada sayabiliriz. İsterseniz bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane yüzü vardır dedik. Yan yüz sayıları kaç tane arkadaşlar? Bakın zaten şunlar yan yüzlerimde. 6 tane yan yüzü vardır diyoruz. Ayrıt sayısına bakalım hemen. Kaç tane ayrıtı varmış bakıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Bakın bir tane de şurada olacak değil mi? 17. Bir tane de şurada olacak. 18. Yani toplamda kaç tane ayrıtı varmış dedik? 18 tane ayrıtı varmış dedik. Taban şeklinde bakacak olursak bakın altıgendir değil mi? Taban şeklimiz altıgen. Yan yüz şekillerimiz neydi hep? Dikdörtgende. Ve paralel yüzler hangileridir? Bak şunları silelim. Hemen göreceğiz şimdi. A ve H paraleldir değil mi? Kapandığını düşünürsek A ve H paraleldir. Başka bakın arkadaşlar. Şöyle kapattığımızı düşünürsek arkadaşlar. C nereye gelecek? Şuraya gelecek değil mi? Paralel olması için karşısına yani şuraya gelmesi lazım yüzümüzün diyorum. O zaman hangisi olur? F gelir değil mi? Şöyle kapattığımızı düşünürsek. Buraya F gelir. Yani C ile F paralel yüzlerdir dedik. Devam edelim. Şöyle kapattığımızı düşünürsek tekrardan. B nereye gelecek? Bakın buraya gelecek. Bu durumda paralel olması için şuraya gelmesi lazım diyorum diğer yüzümün. Ne olur? E olur. Oraya gelecek olan yüzde yani. B ile E birbirine paraleldir dedik. Ve bakın D burada karşıya gelecek olan yüzümde hangisi? G oluyor. Yani D ile de G birbirine paralel olan yüzlerimizdendir dedik. Evet, bir tane sorumuz geldi. Bir ayrıtın uzunluğu kök 54 santimetre olan küpün ayrıt uzunluklarının toplamını bulalım diyor. Bakın arkadaşlar, şeklimiz ne? Küp. Kaç tane ayrıtı vardı? Şöyle diyelim. Ayrıt sayısı neydi küp için? 12'di değil mi? O zaman bir tane ayrıtın uzunluğu kök 54 ise toplam ayrıtların uzunluğunu ne yaparım? Nasıl bulurum? 12 ile kök 54'ü çarparak bulabilirim diyorum. Hemen kök 54'ü a kök 5 şeklinde yazmak istersek bu nedir arkadaşlar? 54 9 ile 6'nın çarpımıdır. Yani kök 54 nedir o zaman diyorum. 3 kök 6'dır. 12 ile 3 kök 6'yı çarpmak istersem bu da ne olacak arkadaşlar?
36 kök 6 şeklinde bulacağız. Demek ki küpün bir ayrıtının uzunluğu 54 santimetre olan küpün ayrıtların uzunluklarının toplamını ne bulduk? 36 kök 6 şeklinde bulduk. Evet, bir sorumuz daha var. Bir ayrıtının uzunluğu 8 santimetre olan küpte cisim köşegenin uzunluğunu bulalım diyor. Bakın arkadaşlar, cisim köşegeni şu morla gördüğünüz köşegendir. Peki ben bunun uzunluğunu nasıl bulurum? Bakın küpün zaten bize bir ayrıtının uzunluğunu vermiş. Bakın şuradan şöyle bir indirdiğimi düşünürsem ve şuradan da bir köşegen çizdiğimi düşünürsem, cisim köşegenim şu mor olanda değil mi? Küpü kafanıza düşünün arkadaşlar. Bakın şurası dik olacak değil mi? Şöyle tepeden baktığımızı düşünürsek burada bir diklik vardır. Yani aslında bakın şurada şöyle bir dik üçgen var değil mi? Şurası zaten bizim kenarımız, ayrıtımız yani ne kadar? 8 santimetre. Bakın şurası ne? Şu alttaki karenin köşegeni değil mi? Bakın şurası da 8. Bu durumda şu kenar ne olacak? Burası dik olduğu için. Bakın aslında burada da bir dik üçgen var. Hemen şunu şöyle alacak olursak. Bakın şöyle bir dik üçgen var değil mi? Kenarlarım, yani dik kenarlarım 8. Hipotenüsüm ne olacak o zaman? 8 kök 2 olacak diyorum. Bu durumda bakın şurası dikti. Şu kenarımı ne buldum? Yani bu kenarım aslında şu kenar değil mi? Ne buldum arkadaşlar? 8 kök 2 buldum. Artık o zaman cisim köşegenini bulabilirim. 8'in karesi 64. Artı dedim. 8 kök 2'nin karesini alacağım. Şöyle yazalım isterseniz. 8 kök 2'yi kök içine nasıl yazarım arkadaşlar? 8 64 olarak girer. 64 dedekinin çarpımı nedir? 128'dir. Yani kök 128'dir aslında. Bunun karesi ne olacak? 128 olacak. Bunları toplayacak olursak şöyle 12'nin ikisi elde var. 1 dedik. 8, 9, 192. Peki 192 ney? Şuradaki bizim cisim köşegeni dediğimiz. Yani x dersek buna x'in karesidir. Her iki tarafın karekökünü alırsam bu da ne olacak arkadaşlar? 192 nedir? 64 ile 3'ün çarpımıdır. Yani o zaman 192 64 ile 3'ün çarpımıysa x ne olacak arkadaşlar? 8 kök 3 olacakmış diyoruz. Yani bir ayrıtının uzunluğu 8 santimetre olan küpün cisim köşegeni 8 kök 3'tür diyebiliriz. Hemen arkadaşlar burada gelmişken söyleyelim. Küpün bir kenarı şöyle diyelim. Bir kenarı A ise cisim köşegeninde ne olacak o zaman? A kök 3 olacaktır diyoruz. Hani diğer sorularda, denemelerde karşınıza çıkarsa arkadaşlar unutursanız tabii ki buradan hesaplayabilirsiniz. Hani buradan yola çıkarak yapabilirsiniz. Ama aklınızda bulunsun. Bir kenara A ise küpün cisim köşegeninde ne olacak? A kök 3 olacaktır diyoruz. Bir tane daha sorumuz var. Bakalım. Yanda verilen küpte boyalı bölgenin alanını bulalım diyor. Bakın şuradaki alanı istiyor. O zaman benim neye ihtiyacım var? Az önceki soruda da görmüştük değil mi biz? Bakın şuralar neydi? Dikti değil mi? Bakın burası da dik. Aslında bir burada ne var? Dikdörtgen var değil mi arkadaşlar? Şöyle alacak olursak. Bakın. Şöyle buraya aldığımızı düşünürsek. Bakın. Benim şu kenarım aslında hangisi? Şu kenar değil mi? Şuradaki kenarımız neresi? Bir ayrıtı değil mi? Aslında 8 santimetre. Direkt yazalım onları 8 santimetre diye. Şu kenarı da bulabilirim değil mi? Bakın şurası da diktir demiştik. Hani küpün altından düşünecek olursak. Burası da 8. O zaman köşegen yani şuradaki kenar ne oluyor arkadaşlar? 8 kök 2 oluyor. Yani aslında o zaman şuradaki şeklimizin uzun kenarı ne oldu? 8 kök 2 oldu. Alanını artık bulabilirim değil mi? Alan diyecek olursak 8 çarpı 8 kök 2'den ne olacak arkadaşlar? 64 kök 2 olacak diyoruz. Bir diğer sorumuz geldi. Yanda verilen dikdörtgenler prizmasında cisim köşegenin uzunluğunu bulalım diyor. Bakın burada ne yapacağım artık? Az önce küpteki yöntemimizi izleyeceğiz. Bakın burada cisim köşegenini istiyor. Şu yeşille gösterilen. O zaman ne diyorum? Şuradaki uzunluğu bulacağım diyorum. Bakın şurada zaten bir tane dik üçgen oluşuyor değil mi? Peki şu kenarım nedir? Bakın şurası da dik olduğu için 3, 4 ne üçgenim vardı? 3, 4, 5 özel üçgenim vardı değil mi? Bu durumda şu kenar 5 santimetre oluyor. Bakın şu üçgeni şöyle alacak olursak. Burası diktir demiştik. Şuraya 5 demiştik değil mi? Bakın 5 bulduk.
Şurası 12 santimetre. Bu durumda şuradaki hipotenüs oluyor, değil mi? Ne olacak arkadaşlar? Bir diğer özel üçgenimiz 5, 12, 13 üçgeniydi. Yani o zaman burası da 13 santimetredir diyorum. Demek ki bizim köşegenin uzunluğu neymiş? 13 santimetreymiş diyoruz. Bir sorumuz daha var. Bir ayrıtının uzunluğu y santimetre olan küp biçimindeki bir kutunun görünen üç yüzü yandaki gibidir. Küpün karşılıklı yüzeyinin görünümü aynıdır. Demek ki o zaman bakın mesela burada bir mavi bölge varsa karşılığı da aynısından var. Kahverengi varsa işte karşısında aynısından var. Buna göre küpteki gri olmayan alanların toplamını veren cebirsel ifadeyi bulalım demiş. Bakın zaten arkadaşlar bize ayrıtını vermiş değil mi? Y santimetre. O zaman bakın burası da y santimetre. Yani şu mavi üçgenin alanı ne olacak? Y çarpı y bölü 2'den y kare bölü 2 olacak. Karşılıklı yüzlerin görünümü aynıydı. Yani o zaman iki tane mavi alan var. Yani bu durumda mavi bölgenin alanı ne olacak? Y kare bölü 2 çarpı 2. İki tane olduğu için şunlar gidecek. Y kare olacak diyorum. Bakın kahverengiyi bulalım aynı şekilde. Tamam mı? Y santimetreydi. Şu uzunluk x ise bakın o zaman şu uzunluk ne olacak? Y eksi x olacak. Yani bu durumda bu kahverengi bölgenin alanı ne olacak arkadaşlar? Y çarpı y eksi x bölü 2 olacak değil mi? İki tane olduğu için karşılığı aynısından olduğu için ne yaparım? Y çarpı y eksi x bölü 2 çarpı 2 derim değil mi? Bakın şunlar gider. Bu durumda alan ne oldu? Şunları da dağıtacak olursak y kare eksi xy oldu. Şimdi de şu sarı alanı bulalım hemen. Bakın şu kenarlarım nedir arkadaşlar? Öncelikle onu bulmam lazım değil mi? Şurada tamamı y santimetrede. Bakın bir tane x buradan gideceğim. Bir tane de x buradan gideceğim. Yani bu durumda şu kenar ne olacak? Y eksi 2x olacak değil mi? Bakın zaten şeklimiz karedir belli. Bakın şuradan da x santimetre gidiyor. Yani bu durumda şu kenarda ne oluyor? Y eksi 2x oluyor. Yani o zaman sarı alan ne oluyor arkadaşlar? Y eksi 2x'in karesi oluyor değil mi? Bunda ne yapacağım? 2 tane olduğu için bir de 2'ye çarpacağım. Yani bu durumda alan ne olacak? 2 çarpı diyelim. Şunu öncelikle açacak olursak birincinin karesi. Birinci ile ikincinin çarpımının 2 katı ne olacak? Eksi 4xy artı ikincinin karesi olacak değil mi? Yani bu da ne olacak? Artı 4x kare olacak. Bakın bunu da ne yapacağım? 2 ile çarpacağım değil mi? 2 ile dağılma işlemi yapıyorum hemen. Buradan da ne olacak? 2y kare eksi 8xy artı 8x kare olacak diyorum. Artık bakın gri olmayan alanları bulduk. Bizden bunun toplamını istiyor. Bakalım hemen. Şuradan 1y kare burada var. 1y kare daha 2y kare. Bakın 2y kare daha ne oldu? 4y kare. Bakıyorum hemen. Bakın eksi xy. Eksi 8xy de burada var. Ne oldu? Eksi 9xy. Ve ne kaldı? Artı 8x kare kaldı. Demek ki gri olmayan alanların toplamını veren cebirsel ifademiz neymiş diyoruz. 4y kare eksi 9xy artı 8x kareymiş diyoruz. Evet, konumuz burada bitti arkadaşlar. Haftaya görüşmek üzere. Umarım hepiniz için faydalı olmuştur. Kanalımıza abone olup bizi beğenmeyi unutmayın lütfen. Hoşça kalın, bizimle kalın.